Pınar Kür. Pınar Kür 15 Nisan 1943 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Işılar adında bir kız kardeşi vardır. Annesi İsmet Kür, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, Azeri olan babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi. Çocukluğu ailesinin işi dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. Bilecik'te görev yapan aile Pınar Kür'ün doğumu için Bursa'ya gelir ve Pınar Kür'ün doğumundan sonra tekrar Bilecik'e döner. Aile bir süre sonra Zonguldak'a yerleşir. İlkokul 1. sınıfa Zonguldak'ta başlar. 1949 yılında Ankara'ya taşındıklarında 2. sınıfa Kurtuluş İlkokulu'na devam etti. Annesi İsmet Kür iki çocuğunu da alarak İngiltere'ye gidince iki çocuğunu da yatılı bir okul olan Rightmoor School'a verdi. Bir yıl sonunda Türkiye'ye dönme kararının neticesiyle iyi düzeyde İngilizce öğrenmiş olan Pınar Kür Ankara Koleji'ne yazılır. 3 yıl sonra babasının UNESCO'da görev alması sonucu aile Amerika'ya gitti. Pınar Kür New York'a Forest Hill School'a devam etti. Son sınıfta okulun tiyatro kulübüne giren Kür o yıllarda Anlaşılamayan Genç Kız romanları yazmaya başlar. Bu romanları İngilizce olarak yazan Kür'ün Türkçesi de oldukça iyidir. Zira bilinçli bir kadın olan annesi evde Türkçe konuşmasının yanı sıra çocuklarına Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi önemli isimleri okutur. Pınar Kür 17 yaşında ilk piyesi Covers 50 yazdı. Seneye de 1960 yılında Türkiye'ye döndü. 1960 yılında İstanbul Robert Koleji'nde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi sırasında pek çok tiyatro oyununda oynadı. Şehir tiyatrolarından teklif gelse de ailesinin karşı çıkması sonucunda Pınar Kür oyunculuktan vazgeçse de oyun yazmaya devam etti. Sahnelenen ilk ciddi piyesi İki Başlı Adamın Tek Eli adlı oyununu koleji henüz bitirmeden yazdı. 1962 yılının yazında Can Kolukısa ile tanıştı ve 1964 yılında da evlendi. 15 günlük yeni evliyken eğitimi için Paris'e gitti. İktisat Fakültesi öğrencisi olan eşi ise bitirme sınavları nedeniyle daha sonra geldi. Pınar Kür önce bir dil okuluna devam etti. Fransızca öğrendi. Sonra Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat üzerine 20. yüzyıl tiyatrosunda gerçeklik ve yanılsama konusunda doktora yaptı. 1969 yılında mezun oldu. Pınar Kür özetle ilk ve ortaokulu Ankara'da, liseyi New York'ta, üniversiteyi İstanbul'da tamamladı. Ardından 5 yıl Paris'te yaşar ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yapar. Genç yaşta şiir ve tiyatroyla ilgilendi. İlk öyküleri 1971'de Dost Dergisi'ne yayınlandı. Cumhuriyet, Yasko Edebiyat, Hürriyet Gösterisi, Milliyet Sanat Dergisi gibi gazete ve dergilerde yayınlanan öyküleriyle ünlendi. 1976 yılında ilk romanı Yarın Yarın'la edebiyatçı kimliğiyle okurlarla buluşan Pınar Kür'ün bu eseri 1976 yayınlanışından 6 yıl sonra dönemin sıkı yönetim idaresi tarafından yasaklandı. Kitap ve yazar 2 yıl süren mahkeme sonrasında aklandı. Pınar Kür 1977'de yayınlanan Küçük Oyuncu adlı romanından sonra kadının toplumsal ve cinsel olarak ezilmesi sorununu ele alan 1979 yılında yazdığı Asılacak Kadın ile müstehcenlik iddialarına maruz kaldı ve kitabı yine 2 yıllık bir mahkeme süreci sonucunda aklandı. 1986 yılında yazdığı Bitmeyen Aşk adlı romanı müstehcenlik gerekçesiyle toplatıldı. 1971-73 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg, 1979-95 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancılar Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak çalıştı. İngiliz ve Fransız edebiyatının pek çok nitelikli eserini Türkçe'ye kazandırmış bir çevirmen olan Kür'ün editörlüğünü üstlendiği Dünya Edebiyatı seçkisi Short Fic English Ekim 2001'de İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlandı. 1996 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde öğretim görevlisi görevi yaptı. 2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında Odur ödülüne layık görüldü. Pınar Kür 1964 yılında oyuncu Can Kolukısa ile evlendi. Daha sonra 1969 yılında boşandılar.
Emrah Konukkız adında bir oğlu vardır. En bilindik eserleri Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar ve Cinayet Fakültesidir.